Ne var Gözde? Sana da günaydın Mert. Ne yapıyorsun? Bir sesini duyayım dedim. Gözde, teklifini kabul ettim ya. Daha niye arıyorsun? Çok mu hoşuna gidiyor bana eziyet etmek? Eziyet mi? Aşk olsun Mert. Kırılacağım bak şimdi. Ha bu arada ben buluşmamızın Melih'in evinde olmasını istiyorum. Sen ne dersin? Sabah sabah bunu konuşmak istemiyorum. Ne zaman konuşacağız peki? Bak hayat kısa. Bugün varız, yarın yokuz. Keşke yok olsan, yok olsan da bitse bu işkence. Bak sen, ölsem sevineceksin yani öyle mi? Evet, öyle, çok sevineceğim. Üzülüyorum bak şimdi. Ağlayacağım. Neyse, ben Melih'in evine gidiyorum. Ona sürpriz yapacağım. Alo, Gözde? The person you have called cannot be reached at the moment. Oh. Ah. Ama benim her yerim tutulmuş ya. Of. Ah. Ya. Ne o? Yerini mi yadırgadın yoksa? Yok, ne yadırgacağım? Belli belli. Nasıl, sen rahat uyudun mu? Melekler gibi. Son zamanlarda hiç bu kadar rahat uyumamıştım. İyi, aferin. Ya Melih, sana bir şey soracağım. Sor. Ben sana o kadar kötülük ettim. Ne bileyim, eline köpeğimi verip sabahtan akşama kadar seni dolandırdım. Resimlerini internette yayıp seni rezil ettim. Eyse, sana yaptığım onca şeyden sonra sen bir de kalkıp bana yatağını veriyorsun. Garip değil mi? Değil. Allah Allah. Şurada bir iyilik yapıyoruz. Yani insanlık yapıyoruz ya. Hayır, beğenmiyorsan çıkar gidersin. Yok, hakkını ödeyemem. Orası ayrı. Sen olmasan bu adam beni dakikasında bulur da. Merak işte. İyi. Bak sana bir şey söyleyeyim mi? Bu kadar merak iyi değildir. Yani insanın başına ne gelirse meraktan gelirmiş. O yüzden fazla kurcalama. Bırak ya. Ayrıca benim evimdesin. Burada seni kimse bulamaz. Benim evim güvenlidir. Ben varım bir kere. Oldu be. Konuşmamız lazım diyorum sana. İşim var Banu. Kimseye dinleyecek halim yok. Abla inan bana, durum çok ciddi. Ben de ciddi kararlar aldım Banu. Ayıklayıp bunların hepsini dağıtacağım. Abla, Fuat galiba mafya. Tetikçi de olabilir. Ha, öyledir. Abla! Ya ben dün Fuat'ı takip ettim. Bir adamla buluştu, ondan ne aldı biliyor musun? Abla durum çok ciddi diyorum sana. Silahla zar. Bunlardan istediğin var mı? Yok. Abla, çocuk galiba para için... Fuat muat dinleyemem Banu. Bir an önce şunlardan kurtulmak istiyorum. Aradığınız kişiye şu an ulaşılamıyor. Ne oldu bu kıza ya? Allah, oyun mu oynuyor benimle? Yoksa gerçekten kaza mı geçirdi? Osman. Diyorum ki bu akşam dışarıda beraber yemek mi yesek ha? Ne dersin? İkbal. Hayır olmaz. Eve gelip çalışmam lazım. Yani evet. Belki ben fevri davranmış olabilirim. Ama bu konuda kararımı değiştirmeyi hiç düşünmüyorum. O Metin denen adam yaptıklarının cezasını çekecek. Yani bırak konuşmayı, yüzüme bile bakmıyorsun öyle mi? Tamam peki, öyle olsun. Ne
Ben çıkıyorum. Sunan, dur baksana ne diyeceğim. Sen bugün işe gitme. Niyeymiş o? Kader doğum yaptıydı ya, göz aydınına gideceğiz. Hizmet edecek kimsesi yok. Ben de Sunan yardım eder dediydim. Anne, bundan sonra benim adıma kimseye söz verme, tamam mı? Önce bana sor. Benim işim var bugün. Bana bak, eğer Zarife'den çekiniyorsan... Benden duymak zor geliyor tabii. Alışkın değilsin. Hayır dedim anne. Hayır dedim. Celoş, şu kasadan saatimi çıkarıver canım benim. Bugün dernek toplantım var, onu takacağım. Hangi saatin canım? Ay bin tane saatim vardı, bir de hangisi diye soruyor. Aç kasayı görürsün canım benim. Tamam peki. Çabuk ol, ben saçımı düzeltene kadar hazır olsun saatim. Tamam hayatım. Bunları yok etmem lazım. Mert bunları asla görmemeli. Hadi nerede saatim? Al hayatım. Tamam. Celal bu koku ne? Bir şey mi yanıyor? Celoş! Ocakta bitki kürümü unuttum. Koş! Aman be Berna ya! Aman be ya! Ablam dururken seni evlendirmeye kalktık. Böyle oldu işte. Kız da isyan etti. Ay saçmalama anne. Yere düşürme dur şunu. Şükran Hanım da ona kısmet buldu. Kısmet mi? Kimmiş o? Fırıncının. Baba çıkıyor musun? Ha, bir iki yer var. Bakalım görüşün dedim. Hayırlısı olur inşallah Kazım'ım. Şey baba, ben bu akşam biraz geç gelebilirim. Niyeymiş o? Fuat'la sinemaya gidelim dedik de. İyi bakalım. Gidin. Ama geç kalma ha. Yok baba, merak etme sen. Hadi güle güle git. Güle güle git Kazım'ım. Hayırlısı olur inşallah. Hadi eyvallah. Kız bana bak. Hangi filme gideceksiniz? Yoksa aşk filmi mi? Yok anne. Tetikçinin peşinde iki. Heyecanlı bir film bu. Ay Zafer. Çok heyecanlandım. Çok para isterler mi acaba? Ya arar sorarız. Telefonları yazıyor orada. Hem çok iyi bir çizim kursuymuş. Çok teşekkür ederim Zafer. Teşekküre falan gerek yok. Sen bu işin peşini bırakma, bana yeter. Suna! Kız, nerede kaldın? Aşktan ölüyorum burada. Kahvaltımı getir hadi. Geldim Zarife teyzem, geldim. Kız Suna, sen beni aşktan öldürecek misin? Midem sırtıma yapıştı. Aa! Tamam, söylenme artık. Getirdim işte. Hadi bakalım, afiyet olsun. Bu ne bu? Aa, sabahtan beri ben bunu mu bekledim? Nesini beğenmedin Zarife teyze? Hiçbir şeysini beğenmedim. İyi mi o zaman Zarife teyze? Aa, dur bakayım. Dur, bırak. Allah Allah. Nimet bu. Beğenmemek olur muymuş? Yenmez mi canım? Bundan sonra da bana bağırma lütfen. Bana bak, senin dilin fazla uzamaya başladı ha. Benimle bu şekilde konuşmanı istemiyorum Zarife teyze. Ben sana iyi bakmak için elimden geleni yapıyorum. Köle değilim ama. Beğenmiyorsan, istediğin gibi olmuyorsa söylersin güzelce, giderim ben de. Ben çıkıyorum. Bir şey lazım mı? Yok Zafer. Köle değilmiş, gidermişmiş. Nereye gidecekse. Allah Allah, gidermiş. Pelin'cim, yarın senin deneme sınavın var değil mi?
Hazır mısın bakalım? Evet babacığım, hazırım. Biraz heyecanlıyım ama çok çalıştım bu sefer. Zafer'den aldığın dersler bence çok işine yarayacak. Deniz'ciğim, kahvaltını ettiysen gidelim mi? Tamam, gidelim Özgür, ben hazırım. Biz okula gidiyoruz, görüşürüz. Bekleyin çocuklar, ben de çıkıyorum. Görüşürüz İptal. İkbal Hanım, canınız sıkkın bugün. Evet anne, bir şey mi oldu? Babamla mı tartıştınız? Metin Hoca'yla görüştükten sonra babanız adamın odasını basmış. Hesap sormuş, tehdit falan etmiş. Aa, babam mı yapmış bütün bunları? Evet. Uzun lafın kısası, doçentlik jürisinden geçmem çok zor görünüyordu. Artık neredeyse imkansız. Baban tüm kariyerimi mahvetti. Bakıyorum çok sevdin. Sevgilin sana böyle şeyler yapmıyordu galiba. Eski sevgilim. Pardon, eski sevgilim. Aslında başlarda iyiydi. Sonradan çıktı ortaya ne mal olduğu. Ben bu hikayeyi daha önce duymuştum ama neyse. Ya, hepiniz aynısınız işte. Sonu gelmeyen kıskançlık krizleri, kavgalar falan derken... Al işte, geldiğimiz nokta bu. Allah Allah. Niye hepimiz aynı oluyormuşuz canım? Niye? Değil misiniz? Neyse, kahvaltını yapsan. Sofrada böyle boş boş konuşulmaz. Ayıp. Bahri'nin Metin Hoca'yla tartışması hiç iyi olmadı anlayacağınız. Adam açık açık beni doçentlik jürisinden geçirmeyeceğini söyledi. Bu Metin Hoca hakkında iyi konuşmazdınız, yanılıyor muyum? Evet. Adam huysuz bir tip. Kendi okulundaki hocalarla da arası yok. Üstelik ahlaksız. Karısını aldatmadığını bilmeyen kalmadı. Madem öyle, siz de bu Metin denen adamın anlayacağı dilden konuşun o zaman. Karısına gerçekleri anlatmakla tehdit edin mesela. Olur mu hiç öyle şey? Kızım, yakışır mı bize? Ya olmaz, olmaz canım. Bal gibi olur. Olayı başlatan o. Sonuçlarına da katlanacak. Bunda kötü bir şey yok. Aa, kapı, ben bakarım. Merhaba, iyi günler. Hoş geldin canım. Geç, geç içeri. Merhabalar. Hoş geldin Zafer. Hoş geldin Zafer. Mert sana bugün için başka bir şey söyledi mi? Seninle konuştuktan sonra beni aradı akşam. Rekontal edeceğim, harcı da erkenden vermem lazım dedi. O zaman ben arayayım onu. Okuldayız, hemen buluşalım. Alo Deniz. Mert nasılsın? İşini hallettin mi? İşimi? Yok. Halledemedim. Peki neredesin? Yanına geleyim ister misin? Hayır hayır. Hiç gerek yok. Ben hallederim. Ben seni sonra arayacağım, tamam mı? Haberleşiriz. Özgür. Mert birden kapattı. Konuşacak durumda değildi herhalde. Acaba yine Gözde ile ilgili bir şey mi oldu? Ya öyle bir şey olsa sana söylemez mi Deniz? Kötü düşünme hemen. Selam. Filmin montajı bitti. Nasıl oldu? Ya inanamazsın Özgür, harika olmuş. İzleyen bir iki arkadaşım festivallere falan yollayın dediler. Keşke biz de görebilsek. Göreceksiniz, DVD yanımda. Hadi Doğramada kafeye gidiyoruz. Ya ben kütüphaneye uğrayayım, sonra gelirim, olur mu? Ya of, hadi ama çabuk ol, tamam mı? Hadi görüşürüz. Neredesin Fuat? Evdeyim, ne oldu? Ya buluşalım diyecektim, uygun musun? Yok, şimdi acil dükkana gitmem lazım. Hemen mi çıkacaksın? Evet, birazdan çıkacağım. Akşama görüşürüz. İyi tamam, görüşürüz. Bakalım acaba Fuat Bey'in şu çok acil işi neymiş?
Gel. Hocam iyi günler. Nasılsınız, ne var ne yok? Sağ ol Selçuk. İyi diyelim, iyi olalım. Söyle. Hocam, haberler pek iyi değil. Ne oldu yine? Metin Hoca aradı. Aslında Melih Şahin'e verilen ceza konusunda kurula itiraz etmeyeceğini ama sizin dünkü çıkışınızdan sonra kararını değiştirdiğini söyledi. Elinden gelenin ardına koymasın. Hocam, Metin Hoca'nın karar verildiği sırada kurulda olmadığı için kurulun yeniden toplanması gündemde. Ya ne aşağılık, ne rezil herifmiş ya. Allah bilir ne dolaplar döndürdü de kurulu yeniden ikna etti. Şimdi de diğer tarafı var. Melih'in mahkemeye başvurması ve Metin Hoca'nın itirazının aynı anda olması kötü oldu. Yani büyük ihtimalle kurul yeniden toplanacak. Ay Şükrün Hanımcığım, keşke senin sözünü dinleseydim vallahi. Kız isyankar oldu. Ama dediydim ben sana. Bak benim bir tanıdığım Nedime Hanımgil vardı. Onun da böyle iki tane kızı vardı. Küçük büyükten önce evlendi. Sonra da ne oldu biliyor musun? Ne oldu? Sen bacısının düğün gecesi kız canına kıydı. Ay Allah korusun. Ay ne yapacağım ben, ikna edemiyorum ki bunu. Ne yapacağız o zaman? Ben de oğlanın anasıyla konuştum. Hazırlar, bizi bekliyorlar. Vallahi ben bugün şuradan şuraya gitmem dedi. Neler uydurdum be bilsen. Aman. Seninki de dert mi kız? O gitmiyorsa biz de oğlanı alıp kızın ayağına götürürüz. Nereye, Zarife'ye mi? Hadi durduğumuz kabahat, kalk kalk. Gidip de çözelim şu işi. Yürü dünürüm, yürü. Ulan benim senin yaşın kadar şoförlüğüm var be. Baca kadar boyla bana sorduk ana bak. Utanmaz. Utanmaz be. Allah Allah. Aman. Aman be Mustafa Bey. Bakmayacağım ya. Elbet bulacağım bir iş. Namusuyla çalışmak seni Allah'ın bir iş verir. Allah'ım ya Rabbim ya. Alo. Mert, her şey yolunda değil mi? Bir sorun yok yani. Çok tuhaf davranıyorsun da. Deniz, hani ben sana bir iş halledeceğim demiştim ya. Evet. Aslında işin aslı başka. Gözde kaza geçirmiş galiba. Ne? Kaza mı geçirdi? Sen nereden biliyorsun? Ya biraz önce telefonla konuştum. Ya bir fren sesi duydum ama emin değilim. Sen yine de kimseye bir şey söyleme, tamam mı? Olur. Melihlere gideceğini söylemişti. Şimdi ben de oraya gidiyorum. İşin aslı neymiş orada öğreneceğim. Sonra haberleşiriz. Tamam, ben de geliyorum. Deniz, senin gelmene gerek yok. Hayır, geliyorum. Senden ayrılmak ölmek demek benim için. Of! Bunu bize yapma. Ne kadar güzel oynamışsın Özgür ya. Sanki 40 yıllık oyuncu gibisin. Alay mı ediyorsun Meveş? Resmen felaketim ben. Gitme. Gideceğim. Ama seni de sonsuza dek içeri. Ozan. Yani yemin ediyorum, istesen şu an kameraman olursun. Ya şuna bak, tek bir hata bile yok. Sağ ol Meveş, beğendim. İyi çekmişim. Vallahi izleyen arkadaşlarım, kim bu çocuk? Çok yetenekli dediler. Hadi ya, sahiden mi? Ya, sen sadece kamerayı kullanmamışsın Ozan. Resmen kendi yorumunu katmışsın. Ya çok işler yapacağız seninle, çok. Yok ya, ben daha fazla izleyemeyeceğim bunu. Ya öyle deme Özgür. Seyirci sana baktıkça kendi gerçekliğini sorgulayacak. Yıkacağız ortalığı, yıkacağız. İyi, sen öyle diyorsan. De gör aslında Fuat Demirci kimmiş. Ensendeyim Fuat Efendi. Şu arabayı takip edebilir miyiz lütfen? Hmm.
Ya Melih, senin bir kız arkadaşın vardı. Pelin. O iş ne oldu? O iş mi? Hayda, ben bunu sessizde unutmuşum. Alo. Evde misin? Evet. Gözde orada mı? Yoo. Melih, Gözde kaza geçirdi galiba. Ne? Ya beni aradı, sana geleceğini söylüyordu. O ara bir fren sesi geldi, telefon kapandı, hala da kapalı. Allah Allah, sen neredesin şu an? Senin evin aşağısındayım. Gelsene oğlum yukarı, şu işi bir doğru düzgün anlat bana. Kim? Mert diye bir arkadaşım. Aşağıdaymış da yukarı geliyor şimdi. Mert mi? Hı? Tanıyor musun sen? Yok canım. Benim eski sevgilim beni paranoyak etti. Tanımadığım insanlardan korkar oldum. Yok yok. Mert'ten korkmana gerek yok. Kendi halinde gariban bir çocuktur. Ha, bak kapı çalıyor. O geldi galiba.